Günaydın efendim, hayırlı sabahlar diliyorum. Hepimize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün olsun inşallah bizim için. Ve haftayı ortaladık, hızla ilerliyoruz Temmuz'u bitirmek için. Bakalım tarihler bugün bize 18 Temmuz Çarşamba için neler söyleyecek? Hep birlikte bir bakalım. Temmuz Çarşamba, sıcakların artması diyor ama şöyle iki gündür sanki güzel bir esinti var gibi. Tabii ki çok sıcaklar var. Dışarıda çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Çok zor şartlarda çalışanlar var ve 1851'de resmi ilk akademinin açılışını gösteriyor efendim tarihler. Günün duası, hemen duamızı yapalım ve takvimde bugün anacağımız önemli bir isim var, ondan bahsedeceğim size. Duamız: Rabbim, arkadan gelecekler için de iyilikle anılmayı bana nasip eyle. Ne kadar önemlidir, ne güzel bir duadır. Biz gittikten sonra da arkamızdan bizi hayırla yad edecek insanlar nasip etsin Rabbim diyelim. Efendim bugün 18 Temmuz tarihleri gösterirken ırkçılıkla mücadelenin sembol ismi Nelson Mandela 100 yaşında. İşte ırkçılıkla mücadele için bütün siyahiler için ayaklanan, sadece siyahi olarak değil, herkesin eşit olduğunu savunan Nelson Mandela'nın bugün doğum günü, ölüm yıl dönümü. Hemen onun güzel bir sözünü aktarmak istiyorum size, hem de günümüzün sözü olarak geçsin. Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir demiş. Özgür olmak zincirlerinden kurtulmaktan ibaret değildir. Başkalarının özgürlüklerine saygı duyacak ve onları yükseltecek şekilde yaşamaktır demiş. Ve ardından binlerce Mandela'yı da getirmiştir. Tüm insanların uyumu içinde birlikte yaşadıkları ve eşit haklara sahip oldukları bir dünya için savaşan lider. Onu da anmış olduk efendim. Ve hemen çarşambamıza başlayalım. Neyle başlıyoruz? Mutfakta tabii ki güzel tarifimizle. Çayımızı aldık, kahvelerimizi aldık ve sizlerle birlikte bu çarşamba sabahında çok güzel bir yemek tarifimiz var. Değil mi? Tatlımızı yaptık, poğaçamızı, kurabiyemizi yaptık, evet. Ama haftada bir mutlaka hanım eli mutfağında yemeğimiz oluyor. Bugünkü yemeğimiz de yine güzel, yine sizin seveceğiniz, size güzel bir önerimiz. Hemen ne yapacağız? Ülkeye bırakıyorum sözü. Ne yapacağız? Bugün köfteli erişte çorbası yapacağız Ayşegül. Hı hı. Eriştelerim elde kesme, kendim bizzat ellerimle kestim. Aa, sen evden mi getirdin? Ha, evden getirdim. Ya hazır ben sevmiyorum. Evden hazır var. Tam da erişte zamanı. Benim kayınvalidemler falan da kesiyorlar. Evet. Taze taze yeni eriştelerle yapabilirler. Aynen, biz şeyden Ramazan'dan birkaç gün önce komşularla kesmiştik. Köfte malzemelerini sayayım ben önce Ayşegül. 200 gram kadar kıyma kullanacağım ben. 2 yemek kaşığı bulgur. Bir tutam maydanoz, bir tane soğan rendeleyeceğim, bir yumurta, baharat olarak da pul biber, karabiber, tuz kullanacağım. Minik minik köfteler yapacağım, onu güzelce yoğurup. Çorbasına ne yapacağım? 2 yemek kaşığı tereyağım var, 1 yemek kaşığı dolusu pardon. 1 yemek kaşığı salça, 1 çay bardağı haşlanmış nohutumuz. Birazcık da erişteye ölçü vermiyorum da. Onu da göz kararı artık, çorbayı hani ayarlarken suyunu. Aslında köftenin de durumuna göre koymak lazım. Tabii aynen aynen. Aynen o şekilde. Hı hı. Eriştemiz olacak. Ben soğanlarımı rendeleyeceğim. Arkasına maydanozları doğrayıp kıymamızı ilave edip inşallah yoğuracağım. Güzelce yoğurmamız gerekiyor, hani böyle dağılmaması için. Bugünkü kıymetli konu operatör doktor Mehmet Öztan hocam. Mehmet hocam geldiği zaman biz böyle et yemeğini yapmaya da özen gösteriyoruz aslında. Yemeği de seviyor. Aslında bir sözü de var. Bize yapacak burada bir tantuni ya da bir tava yapacak ama bir planlayamadık. İnşallah bir dahaki ne yaparız efendim. Hatırlatmalarımızı hemen yapalım. WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bize gönderebilirsiniz. Önceliğimiz sizin sorularınız. Bütün sorularınızı yanıtlamaya
özen göstereceğiz efendim. Operatör Doktor Mehmet Özsan hocamla birlikte biz bugün göz kapağı rahatsızlıklarını ve tedavi yöntemleri nelerdir? Tüm bunları konuşacağız. Çok önemli bir konu. Sizden de pek çok soru almıştık. Bununla ilgili bütün ayrıntılı bilgileri doğru ağızdan hocamızdan almış olacağız. Nasılsınız? Günaydın. Günaydın efendim. Teşekkür ederim. İyiyiz. Nasılsınız? Görüşmeyeli ne var ne yok. Sağ olun. Sağ olun. Yoğunsunuz, çalışıyorsunuz. Yaz evet. Hastaları ayrı oluyor herhalde. Evet, tatil olduğu için hani çocuklu ailesi olanlar hani yaza daha çok plan yapıyorlar. Bu döneme bırakıyorlar bazı tedavilerini. Onun için bu dönemde biraz daha hareketli şu an. Yoğun bir tempoyla devam ediyoruz. Allah kolaylık versin. Hocam, göz kapağı hastalıklarının, rahatsızlıklarının tedavilerini konuşacağız. Ama şöyle insanlar ilk baktığı zaman göze, göz çevresine neye dikkat eder, neyi görür? Ya da bir uzman olarak siz neye dikkat edersiniz? Şöyle bir başlayalım mı? Şöyle başlayalım. Şimdi birisiyle konuşurken, karşınıza muhatap aldığınız insanlarla konuşurken İnsanların gözünüze bakmazsanız bu bir ayıp sayılır. Konuşurken insanların gözüne bakmanız gerekir. Tabii ki burada hani baktığınız zaman gözündeki karşınızdaki insan sizin gözle ilgili rahatsızlıklarınızı fark edebiliyor veya görebiliyor. Bununla ilgili size yorumlar yapabiliyor. Bundan dolayı hani göz önemli çünkü direkt insanlar gözünüze odaklanıyor. Şöyle bir basitten komplekse doğru gidelim. Hani göz çevresiyle ilgili ne gibi rahatsızlıklar olabilir? Bunların hangisi tedavi, zaruri tedavi gerekebilir veya hangisi isteğe bağlı tedavidir? Onlardan bahsedelim biraz. Şimdi göz ve çevresi olarak hani göz tek başına bir şey değildir. Çevresiyle bir uyum içerisinde bulunur. Hatta kaşı falan alır tabii değil mi içerisine? Da, evet. Çevre dediğimizde ne anlayacağız? Tabii kaş, çevresi işte burunla olan ilgisi, orantısı, simetrisi bunlar tamamen hani göz ve çevresini ilgilendiren konular. Şimdi göze baktığımızda en basit ve ilk göze çarpan hani göz çevresindeki kırışıklıklar, kaz ayakları dediğimiz kırışıklıklar. Bunlar hani özellikle 30'lu yaşlardan sonra veya çok mimik kullanılan ve gözün çok kısma yapan veya aşırı gülen, herkes tabii ki gülsün gülmesin değil, aşırı gülümseyen, güler yüz insanlara biraz daha fazla ortaya çıkabiliyor. Yaş ilerledikçe bunlar derinleşebiliyor. Belli bir yaştan sonra kırışıklar açmak evet çok zorlaşabiliyor. Onun için henüz dinamik kırışıklık dediğimiz bunlar. Hani mimik yaptığımız zaman, güldüğümüz zaman, üzüldüğümüz zaman çevrede olan kırışıklar dinamik kırışıklar da hareketle değişir. Hareket veya mimik yaptığımız zaman ortaya çıkar. Mimik yapmadığımız dönemlerde yine genellikle çok belirgin olmazlar. O normal olanıdır aslında değil mi? Yani herkeste olabilecek. Tabii herkeste olabilecek şeyler. Tabii bunlar yıllar geçtikçe bu çizgiler artık deride belirginleşmeye başlıyor ve deri elastikiyetini ve destek yapısını kaybettiği zaman bunlar kalıcı olabiliyor. Hani mimiksiz de bu çizgiler görünebiliyor. O zaman biraz daha hani bu tedavisi biraz daha zorlaşıyor bunun. Onun için biz belli yaşlarda bunlar oluşmaya başladığı zaman hastalarımıza genellikle botoksla, botulinum toksinle tamamen bu kırışıkları giderecek şekilde tedavi uyguluyoruz. Yaşta değişiyor dediniz ya, o yaş aralığı tabii ki genetik faktörler de önemlidir ama genelde hangi yaştan sonra başlıyor? Erkek ve kadında değişiyor mu? Onu da merak ettim. Şöyle diyelim, biz önceleri 35 yaşın üzerinde gelirdi hastalarımız bize. Ortalama 35 yaşından sonra başlarlardı ama şu an 30'lu yaşların başlarında da hani kırışmak istemeyen veya hani hep genç görüneyim diyen hastalar bunları hani 30'lu yaşlarda düzenli olarak başlıyorlar. Tabii ki burada kırışıklar yenebilmenizin önemli bir yolu da süreklilik arz etmesi bunun. Hani düzenli olarak bu şeyi yaptırdığınız zaman belli bir yaşa geldiğiniz zaman bu işlemleri yaptırmayan hastalara göre bir 5-10 yaş daha genç görünebiliyorsunuz ve örnek veriyorum hani oturmuş kırışıklıklar oluşmuyor. Bu nedenle yine sadece botoks işlemi yaparak bu kırışıkları açabiliyoruz. Ama örnek veriyorum 55-60 yaşında ilk defa botoks yaptıran birisi bu kırışıklar tamamen açılmayabiliyor. Kısmen de olsa bir miktar kalabiliyor. Çünkü artık statik, artık harekete bağlı olmayan veya doku kaybına bağlı, destek kaybına bağlı oluşan kırışıklar meydana gelmiş oluyor. Bunlar hani tamamen açılmayabiliyor. Tabii ki yine fayda görüyor ama düzenli yaptıranlara veya daha erken yaşta başlayanlara göre tabii ki biraz daha zor oluyor tedavisi. Daha mimiksiz,
hani heyecansız konuşan insanlar daha mı şanslı bu konuda? Sadece mimiye bağlamıyoruz ama bunun genetik altyapısı oluyor. Mesela bazen bakıyorsunuz aile çok erken yaşta da kırışıklık görünebiliyor, hani ailesel olabiliyor. Yaşantısına, stresine bağlı olabiliyor. Hani bunu sadece tek bir nedene bağlamıyoruz ama genel olarak buna hani şey yapabilir. Mesela öğretmenlerde diyelim, hani çok mimik kullanırlar öğrencilere, özellikle doğru, kaş arası, kaş çatma, hani öğretmenlerimiz böyle hani devamlı hani şey yapabilmek için öğrencilerimizi eğitim sırasında dengede tutabilmek için mimikler yapmak zorunda veya hani yüz ifadesiyle çocuklara mesajı vermek zorundalar. Onun için öğretmenlerimiz bu konuda biraz daha muzdaripler. Bazı insanlar da heyecanlı ya da üzüntülerini de çok böyle aslında yüzüne ifade ederek kullanırlar ya, onlarda da herhalde öyle olur. Şöyle söyleyeyim, hani her zaman mutlu olmak lazım. Hani kırsak bile gülelim her zaman. Ama sabah çünkü, bir şey dediniz, çok fazla gülenler için de olabiliyor demiştiniz. Yanlış hatırlamıyorum, evet, değil mi? Ya devamlı gülümseme, yani güldüğünüz zaman zaten direkt kırışıyor buralar. Ama şunu da söyleyelim. Mesela bizim genç kalmamız, işte yaşlanmamız ve cildimizin kalitesini korumamız için vücutta bazı olaylar oluyor. Bunlar stres etkiliyor, işte hani yediğimiz içtiğimiz şeyler etkiliyor. Onun için mutlu olduğumuz zaman, mutluluk hormonu daha fazla salgılandığı zaman biz daha çok genç kalıyoruz. Aslında o da bir ilaç şey yapıyoruz. Onun için gülmeye hiçbir zaman hiçbir şekilde dönemeksiz kalmıyor. Her zaman kalalım. Gülümseme doğal çaresi ilaç var, çözümü var. Her zaman mutlu olalım diyoruz. O zaman madem kırışıklıklara girdik, göz çevresi kırışıklıklarını, onun tedavi yöntemleriyle başlamış olalım. Botulinum toksini uyguluyoruz. Yani en temel standart uygulum botoks uygulaması. Tabii derin kırışıklıklar için, botoksun çözemediği kırışıklıklar için bazen dolgu uygulamaları da gerekebiliyor. Ama dediğim gibi hani daha çok temel ilk silahımız botoks oluyor ve çok etkili oluyor. Bilinen hani yani vücut şeydi, genel anlamda sistemik bir bilinen bir rahatsızlığı yok uygun ellerde kullanıldığı zaman. Ben bunu en çok gelen sorulardan bir tanesi de şu: ben botoks yaptırırsam devamlı yaptırmak zorunda mıyım? Yaptırmasam daha mı kötü olur? Böyle bir şey yok. Hani bir defa denerseniz bile bir daha yaptırmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir kaybınız yok. Eskisinden daha kötü olma gibi bir durum da yok yani. Bunu da buradan açıklamış olalım. Hemen diğer rahatsızlıklara da geçelim. Özellikle herhalde göz kapağı düşüklüğü en çok problem. Evet, göz kapaklı düşüğü doğumsal, konjenital olabilir. Tek taraflı olabilir, iki taraflı olabilir. Doğumsal, konjenital olanlar veya hani sonradan göz kapaklı düşüğü düşüklüğü yaşayanlarda tedavi için temel kriter görme alanını etkileyecek derecede olmasıdır. Bunun için bir göz muayeneleri yapar, görme alanını etkiler. Veya göz kapaklı göz kapağı düşüklüğü olan hastalarda bulgular vardır. Nasıl? Hani bu göz kapağını düşüklüğünü yenebilmek için pozisyon alır. Başını arkaya kaldırma veya elleriyle açmaya çalışma veya kaşlarını kaldırmaya çalışma gibi pozisyon alır. Bu pozisyonlar da gün içerisinde hastayı yoracaktır. Yorar. Gün sonunda bir yorgunluk veya erken yorgunluk oluşacaktır ve yorgun yüz görümüne neden olacaktır. Bu hastalarda tedavi cerrahidir. Bunun birkaç farklı cerrahi yöntemleri var. Bunlardan hani çoğunlukla bu yöntemlerin büyük bir kısmı yani lokal anestezi altında uyutmadan, hani tabii ki belli bir yaşın üzerinde, hani küçüklere tabii ki anestezi vermek gerekiyor, bayıltılması gerekiyor. Uyutmadan ortalama işte 1 saat, 1,5 saatlik bir işlemle ameliyat sonrası tekrar evine gideceği bir durumda operasyon gerçekleştiriliyor. Göz kapaklığı düşüklüğünü burada hani biz fonksiyonel açıdan bahsedelim önce. Dedik hani görme alanını etkiliyor vesaire, tek taraflı olabiliyor. Bunlarda gözlük kapağımızı kaldıran bir kas vardır. Levatör kası dediğimiz. Bu kasta yapılan müdahaleler oluyor göz kapağını kaldırabilmek için. Bu kası ya katlama yöntemiyle kısaltıyoruz ya ya da keserek çıkartma yapıyoruz ve göz kapağını bir miktar yukarı alıyoruz. Aşırı derecede düşüklük varsa vücudumuzun başka bir parçasından bir doku alıp oraya hani askı, alın bölgesini askılama yapılabiliyor. Bu tür yani birkaç yöntem vardır tariflenmiş. En çok kullanılan yöntemler bunlardır.
Diğer bir göz kapağı düşüklüğü hani yıllara bağlı, yer çekimine bağlı, yıllar içerisinde yüzümüzün verdiği, aslında bütün mi? Yüzümüzün hani vektörü aşağı doğru yönleniyor yıllar içerisinde. Göz kapağımız sarkıyor, elastikiyetini kaybediyor. Elastikiyetini kaybedince altındaki kas ve yağ dokular ister istemez dışarıya doğru paketlem halinde dışa doğru fıtıklaşma yapabiliyor, belirginleşiyor. Göz torbalarını oluşturuyor bunlar. Göz kapağındaki derimiz sarkarak hani kirpiye değecek kadar seviyeye gelebiliyor. Bu durumda yine göz kapağına bir ağırlık uygulayarak yorgunluğa neden oluyor. Şu anda yapılan operasyon mu? Evet, aynen. Üst göz kapağı şu an ekranda gördüğünüz. Bu işlemler olursa tabii hani aslında hem görünsel amaçlı hem de fonksiyonel amaçlı bir ameliyattır bu. Çünkü göz küreniz daha büyük görünüyor bu ameliyat sonrasında. Onun dışında günlük yorgunluk oluşması biraz daha tolere edilebiliyor. Göz kapağınıza, gözünüze bir baskı olayı azalıyor. Yani baş pozisyonu yapmanıza gerek kalmıyor. Çünkü yoruyor insanları. Yani estetiktense aslında büyük bir sağlık problemi ve insanı yoran bir problemdir bu. Evet, hani o sağlık problemi olarak da hani büyük oranda algıladığımız hastalar oluyor. Zaten hastalarımızın iyileşme dönemine geçtikten sonra bunu hissedebiliyorsunuz. Hani artık yorgunluk azaldı. İşte daha fazla artık şey yapabiliyoruz. Hani gün içerisinde veya akşamları daha fazla uyanık kalabiliyorum veya görsel şeylerle daha fazla uğraşabiliyorum gibi. Kitap okuma evet, yorabilir. Bilgisayar karşısında ve ekran karşısında daha fazla hani artık çok fazla yorulmadan hani kalabilme sağlıyor. Ve aynı zamanda çevreden olumlu tepkiler alıyor. Kısaca şeyi özet geçelim. Hani bu ameliyatı nasıl yapıyoruz? Bahsettiğim gibi hani uyuşturarak büyük oranda, bazen hani uyutularak da yapılabiliyor hastanın isteğine göre. Üst göz kapağında iki tane yağ paketi var. Öncelikle deriden fazla olan kısmını çıkarıyoruz. Bu işte belli orantılar vardır. İşte kirpiye en az işte 8 milim yukarıda olacak. Kaşla arasında en az 1 santim kadar standart kalacak. Standart bir oran vardır. Bu oranları hani sağlamamız gerekiyor ki anormal bir görüntü ortaya çıkmasın. Bunlar işin teknik kısımları. Sarkık olan deri kısmını alıyoruz. Altında sarkık olan kas tabakasını alıyoruz. Bunları çıkartıyoruz. Bu aşamadan sonra septum dediğiniz bir bölgeye ulaşıyoruz. Bir zar var önde. Burayı açtıktan sonra iki tane yağ tabakası var üst göz kapağında. Bu yağ tabakasının gerektiği kadarını çıkartıyoruz. Tamamını kesinlikle çıkarmıyoruz. Çünkü orada olması gereken bir kısım var. Bir kısmını gerektiği kadar çıkarıyoruz. Daha sonra tekrar tabakalar halinde burayı kapatıyoruz. Dikiş çoğunlukla birinci haftada alınabiliyor veya eriyen dikişler kullanılabiliyor. Bu birkaç ay dikiş hattı kızarık görülebiliyor. Ama 6 ayı doldurduktan sonra dikişler belli olmuyor. Çünkü göz katlantısına onu saklıyoruz. Hani çok ayrıntılı incelemediğiniz zaman veya bu mesafeden veya yakın mesafeden baksanız bile belli dikişler görünmüyor. Tamamen hani olayı hani gizlenmiş oluyor. Bu şekilde bir hastalarımız mutlu etmeye çalışıyoruz. Ne kadar süre yatış olarak oluyor mu yoksa? Hayır, işlem yapıldıktan sonra hasta kalkıp evine gidiyor. Ağızdan ilaçlar alıyor, ağrı kesici, antibiyotik vesaire. Tabii bu göz kapağı derisi çok ince olduğu için göz kapağına yapılan her işlem şişlik ve morluk olarak bize hani görülebiliyor. Bu tabii bir ortalama bir hafta kadar sürebiliyor. Bir haftadan sonra normal rutine girmeye başlıyor artık. Onun için hani bir hafta eğer çok göz önünde oluyorsanız veya hani yaptığınız iş çok göz önündeyse bir haftalık böyle istirahat süreci olabilir. Bunu hani önceden ayarlamak gerekiyor. Peki daha sonrasında yapmaması gereken işte mimini daha az kullan dediğiniz bir süre. Hayır. Yani yapması gereken bir şeyler oluyor mu hastaya söylediğiniz özel bir şey? Sadece güneşli havalarda güneş gözlüğü kullanması veya hani bazen göz kuruluğu olabiliyor erken dönemlerde, o zaman da gözyaşı kullandırıyoruz. Bunlar çok kalıcı şeyler değil, uzun süreli olan şeyler değil. Geçici olabilen durumlar. Onun dışında ekstra bir dikkat etmesi gereken bir durum yok. Gündelik hayatına çok rahat bir şekilde dönebilir. Erkek ve bayan hastalarda farklılık gösteriyor mu hoca? Yani ameliyatta olabilir, iyileşme sürecinde olabilir ya da yapacağınız operasyonda olabilir. Yani genel anlamda çok böyle ciddi bir fark olduğunu söyleyemeyiz. Erkek ve bayan hastalarda hemen hemen birbirine yakın oluyor.
Lokal ya da hani genel anestezi yapıyoruz dediniz ya, yaşı küçükse dediniz. Küçüklerde. Fonksiyonel ameliyat yapıyorsa küçük yaşlarda. Yani küçük yaşta dediğiniz. Görüntü amaçlı. Ya şöyle, doğuştan konjenital olarak tek göz kapağı düşük hastalarımız var. Veya hani bir kas hastalığına bağlı olabiliyor bazen. Göz kapakları görme alanı etkileyecek derecedeyse. Bunlara fonksiyonel ameliyat yapılıyor. Tabii ki bunlar genel anestezi altında olması gerekiyor. Az önce bahsettiğim yöntemlerle askılama, kas kısaltma ya da başka vücudunuzun bir yerinden başka bir parça alıp hani alın bölgesine onu askılama işlemleri yapılabiliyor. Onun dışında tam tersi olaylar da var. Nasıl göz kapağını kapatamama diyelim. Hani bu da bir fonksiyonel rahatsızlıktır. Yüz felci geçiren hastalarda, özellikle tek taraflı yüz felci geçiren hastalarda göz kapağını kapatamazlar. Göceler bu bantlayarak uyumak zorunda kalırlar ve bir süre sonra göz kuruluğu gelişir bu hastalarda. Bunlarda hani yine tanımlanmış tedavi yöntemler var. Bunlardan bir tanesi üst göz kapağına ağırlık bırakmak, ağırlık koymak. Bu altın, 24 değer çoğunlukla altın kullanıyoruz. İnsan vücudunun en az alerjik olan metal madde olduğu için üst göz kapağına altın yerleştiriyoruz ve göz kapağını kapatacak ağırlıkta bir metal bırakmış oluyoruz oraya ve rahatlıkla göz kapağını kapatabilir hale geliyor. Onun dışında işte kantoplasti dediğimiz, tarsografi dediğimiz yöntemler var, cerrahi yöntemler. Ama şu an en kolay uygulanabilir ve hani tedavisi en güzel sonuçlar veren yöntem bu. Hissediyor mu hocam o altın plaka, artık plaka ya, değil, çok minicik bir şeydir evet, herhalde. Evet, 1 gram, ortalama 1 gram, 1.2 gram ağırlığında göz kapağı için aslında büyük bir ağırlık, 1 gram, 1.2 gram. Evet. Bu ağırlığında ortalama bu 1-1.5 gram ağırlığında bir şey yapıyoruz, özel tasarlanmış oluyor bunlar, göz kapağı şekli verilmiş. İnce, çok ince, kağıt inceliğinde hemen hemen diyebilirim. Bir şey koyuyoruz. Tabii ki elinize dokunduğunuz zaman, çünkü göz kapağı ince olduğu için elinize dokunduğunuz zaman onu hissedebilirsiniz ama dışarıdan çoğunlukla belli olmuyor. Ama hastayı rahatsız edecek düzeyde değildir mutlaka. Tabii ki hisseder elini dokunduğunda ama rahatsız edecek şekilde değildir. Tabii, çünkü büyük bir dertten kurtulmuş. Şimdi göz kapağınız açık olduğunda gözünüz devamlı kuruyor, devamlı kızarıyor, batma hissi oluyor. Evet. Hani bu şeyden kurtuluyor hastamız, bu rahatsızlıktan kurtuluyor. Tabii ki. Bütün sosyal hayatını da etkiliyordur. Aslında biz bugün göz kapağı rahatsızlıklarında sosyal hayatımızı etkileyen, bizi sağlık problemlerimizi olarak bize geri dönen pek çok rahatsızlığı konuşacağız. Sadece düşüklükten başladık ama biraz kırışıklıklara girdik. Daha pek çok konu başlığımız var. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra hem sorularınızı yanıtlayacağız hem de hocamın anlatacağı çok şey var. Kaçırmayın. Efendim, görüyorsunuz hanımeli mutfağında minicik minicik top köfte ya da topalak diyoruz. Evet, misket köfte. Bazı yöreler top köfte diyor. Biz Konya'da topalak diyoruz. Misket köfte diyenler var. O şekilde köftelerimiz Öykü güzelce daha minik. Minik. Ama evet, topalaktan daha minik. Recep abiyle de konuştuk da senin bu diyor Kayserilerin mantısının bir kaşığa 40 tane sığdığı gibi oldu. Oldu değil mi? Küçük olunca, küçücük, evet. Güzel olmuş ama. Çorba olunca şimdi kocaman kocaman içinde çok güzel olmaz. O zaman olmaz. Yemek gibi oluyor birazcık. Aynen aynen. Aslında olur. Çorba ama doyurucu bir hani ana yemek olarak bile yapılabilir yani. Bence de ya Ülkü, yazın zaten sadece bunu yiyin. Yanında sıca bir salata. Evet. Yoğurt, salata, değil mi? Yoğurt ya da karpuz. İçinde ne var ben hemen bir geçeyim istersen Ayşegül. 200 gram kıymam var. Bir tane soğanı rendeledim. Bir tutam kadar maydanozum var, 2 yemek kaşığı şeylik köftelik kısırlık bulgur diyeyim. Baharat olarak pul biber, karabiber, tuz kullandım. Güzelce yoğurdum onu. Şimdi böyle minik minik köfteler yapıyorum. Hepsini bitirince de inşallah çorbayı yapmaya geçeceğiz. Bunları bu şekilde hepsini tamamlayacağım. Çok güzel görünüyor. Nohut var. Ya haşlayabilirsiniz ya da bulgurda. Evet. Haşladıklarınız. Haşlamış nohutumuz. Çünkü hanımlar genelde, değil mi? Evet. Şöyle bir poşet haşlayıp koyuyorlar. Kurtarıcı oluyor ben öyle çünkü. Yapıyorum. Aynen. Kurtarıcı aynen. Bizim oluyor. Burada bile ben mesela buradan dolapta. Bizim hanımeli mutfağımızda bile vardır. Mutfağımızda bile var yani.
Köfte kesinlikle dağılmaz. Ben onun şeyini de yaptım. Ha, bir evet. Bakalım. Bir tane daha atalım Ülkü. Dağılıp dağılmayacağına da bakmış oluruz. Altını aç istersen. Şöyle cam biraz yaklaşsın. Tamam. Şöyle bir bakarsınız. Zaten hemen yukarıya çıkar. Bir tanesi çıkmış bile. Dağılmadığını evet, da test etmiş olursunuz hanımlar. Çünkü yol yakınken baktınız dağılıyor. Hemen aynen, müdahale hemen edebilirsiniz. İçine bir şeyler işte undur, bulgurdur ilave ederek kurtarabilirsiniz. Köfteyi bitirdikten sonraki aşama ne? Çorba yapmaya geçeceğiz. Tereyağım var bir yemek kaşığı dolusu. Onu güzelce yakacağım salçayla. Suyunu ilave edeceğim. Eriştesini sırasıyla köftelerini. O zaman da görüşürüz inşallah yine. Gösteririz. Biz operatör doktor Mehmet Öztan hocamla birlikte göz kapağı rahatsızlıklarını ve tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Göz kapağı düşüklüğünden bahsettik, kırışıklıklardan bahsettik ve kapanma problemleri yaşanıyordu. Onlardan bahsettik. Devam edeceğiz tabii ki. Mesajlarınızda iyi yayınlar demişsiniz. Tam da benim problemim, ne kadar zaman ayırmalıyım diye bir soru var hocam. Aslında az önce bahsettik. Hani, evet, yeniden cevaplandıralım bir, izleyicimiz için. Yani bir hafta zaman ayırmanız yeterli oluyor göz kapağı probleminiz için. Gündelik hayatınızda zaten günlük hayatınızda dönebiliyorsunuz ama dediğim gibi toplum içerisinde veya göz önünde olduğunuz durumlarda rahatsız olmamak için bir haftalık kendinize bir vakit ayırmanız yani iyi olur. Yani çalışıyorsa ya da işte işini ona göre ayarlayabilir. Yoksa gündelik hayatımıza yine devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Onlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bu şişlik ve borluk olabilme ihtimaline karşı. Ama dışarıdaysanız çoğunlukla yani güneş gözüyle kamufle edilebiliyor. Edilebilir. Onun da saklanılabilir. Doğru söylüyorsunuz. Bir de gelelim göz kapağı, göz altı morluklarına. Çok önemlidir. Bazen doğuştan geliyor hocam. Bazen sonradan oluşuyor. Bazen çalışma hayatı sanırım bizi deforme ediyor. Morluklar oluşuyor. Hatta deriz ya çok yorgun görüyorsun. Gözlerinin altı morarmış hayırdır evet. Falan deriz. Bir şu morlukların tedavisinden de bir bahsedelim. Neden oluşur? Nasıl oluşur? Şimdi bazı hastalarımıza şöyle ben anlatayım hasta üzerinden gideyim. İşte gözaltı morluklarından şikayetçiyim. Gözaltı morluklarınız ne zamandır var? Ben bildim bileli var, bizim ailede hep var diyorsa bu biraz sıkıntılı. Nasıl? Tedavisi çok zor. Birçok yöntem denenmiş. Lazer yöntemleri, işte dolgu yöntemleri, işte PRP diyelim, hani mezoterapi yöntemleri. Ama hani genetik olan ve ailesel olan gözaltı morluklarını tedavi etmekte hala çok ileri durumlarda değiliz. Yani elimizdeki silahlar olarak bakıyoruz biz buna. Hani %20, 30, 40, maksimum %50 bir açılma sağlayabiliriz bu bahsettiğim yöntemlerle. Ama tamamen açılma için maalesef henüz daha şu an çok elimizde onu sağlayacak %100 bir silah yok diyebilirim. O nedenle hani kısmen tedavi edebiliriz. Ama sonradan oluşan morluklar, hani bir kaza geçirmiştir, sonrasında olmuştur veya güneşe bağlı oluşmuştur veya görsel iş yapıyordur. Devamlı hani ekran karşısında veya devamlı okuma olan insanlarda veya nöbet usulü çalışanlarda, gececi, gece vardiyasında çalışan insanlarda sonradan gözaltı morluklar yavaş yavaş oluşuyor. Hastalarımız hani şunu diyebiliyorlar bu tür hastalarda, işte benim gözaltımda bir sıkıntı yoktu son 2-3 yıldır. Oluşmaya başladı veya işte bir tarafta fazla bir tarafta az olabiliyor. Hani bunlar böyle şikayetlerle gelebilirler. Bu zaman bu hastalarımıza tedavide daha şanslıyız. Daha çok sonuç alabiliyoruz. Yine PRP daha önce hani ki programlarımızda bahsettiğimiz konular. İşte kendi kanımızdan elde ettiğimiz trombosit kaynaklı kök hücreleri tedavi yöntemi uygulanabiliyor. Bunun dışında lazer yöntemleri var. Kombine edilebiliyor bunlar. Bunun dışında mezoterapi yöntemleri var. Bunun dışında ışık dolgusu dediğimiz bir dolgu yöntemleri var. Hyaluronik asitle oradaki tonusu dengeleme yöntemlerini kullanabiliyoruz. Bunlarla hani daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Sonradan oluşan morluklarla ilgili. Bunun dışında morluktan ziyade bir de gözyaşı oluğu oluşuyor burada hani yıllar içerisinde. Bazen hani yapısal olarak erken yaşlarda da başlayabiliyor. Bazen morlukla olabiliyor. Morluk olmadan da gözümüzün hemen gözyaşı oluğu dediğimiz
bir deformite oluşuyor ve çukurlaşıyor. Yıllar geçtikçe bu çukurluk daha da belirginleşiyor. Buranın tedavisi nispeten daha kolay morluğa göre. Dolgu tedavisiyle burada aslında oradaki koyuluğun sebebi bir nebze de hani gözyaşı olduğunda gölgelenme oluşuyor. Oradan çukuru olan yere ışık daha az geldiği için gölgelenme oluşuyor. Biz bunu dolgulurduğumuz zaman hyaluronik asit dolgusuyla dolgun hale getirdiğimiz zaman bir oluğu kaybettiğimiz zaman orası daha rahat ışık alacağı için aynı zamanda koyuluk da azalmış oluyor ve çukurluk da giderilmiş oluyor. Bu da ameliyatsız bir şekilde çözülebiliyor. Tabii ki ileri derece değilse. Çünkü gözyaşı oluğumuzu neden olan etkenlerden bir tanesi de gözaltı torbalanmalarıdır. Üst tarafta gözaltı torbalanması olursa alt tarafta da bir oluk oluşuyor. Eğer torbalanma ekranda gördüğünüz gibi aşırı derecedeyse bu dolguyla tolere edilemeyebiliyor. Hani bu hastamıza cerrahi müdahale gerekebilir veya yağların eritilmesi, torbaların eritilmesi işlemi yapılabilir. Yani dolgu yeterli değil şu andaki. Evet, ekranda gördüğümüz hastaya dolgu bir miktar rahatlatabilir. Oradaki esas problem torbalanma. Hani bu tarz hastalarda dolgu sadece kısmi çözüm sağlayabilir. Buradaki torbalanmaya müdahale etmek gerekiyor bu tür hastalarda ileri derecede olursa. Hafif derecedeki gözyaşı oluklarına dolguyla müdahale edebiliyoruz. Onlar toparlayabiliyoruz. Ve herhalde o dolgu işlemiyle pek çok şeyi de ortadan kaldırıyor. Hem o dediğiniz oluk kısmını hem o morarma kısmını aydınlandığı ona da faydası oluyor için elbette. Hepsine birden faydası olur. Ama şu ekranda gördüğümüz burada düşüklük de var değil mi hocam? Üst göz kapağı düşüklüğü de var, evet. Aynı zamanda kaş düşüklüğü de var. Hani dediğimiz gibi göz kapağı tamam düşüklüğünü giderdiniz ama şimdi tekrar bir geriye dönelim, hani üst göz kapağına dönelim. Orada unuttuğumuz bir durum var. Göz kapağıyla kaşın ilişkisi de çok önemli. Yani ekranda görünen resimde mesela kaş da çok düşük. Burada sadece göz kapağını, üst göz kapağını tedavi ettiğiniz zaman yine aslında sorun çözülmüyor. Burada kaşı da kaldırmamız gerekiyor aynı anda. Göz ve kaş arasındaki mesafeyi arttırmamız gerekiyor. Bakış açısını da yani bakmayı tabii da gözler yoran, daha iri bakacaktır, daha canlı bakacaktır. Hem de daha yorulmayacaktır hocam. Yani kısık bakmak herhalde o insanı daha çok yoracaktır. Baş ağrısı muhtemelen yapacaktır. Elbette. Aslında önemli bir sağlık sorunudur. Hani bunu estetik olarak düşünmemek de lazım. Tabii ki estetik olarak da zaten siz dokunmalar yapıyorsunuz ama şey daha önemli. Rahatsızlıklar, sağlık problemini ortadan kaldırmak daha önemli. O zaman burada birkaç işlemi birden yapıyorsunuz şu andaki göz için. Tabii. Mesela bu hastada düşündüğümüz zaman bunun üzerinden gidelim. üst göz kapağında sarkıklık var. Bir miktar bunun toparlanması lazım. Kaşın biraz kaldırılması lazım. Özellikle yan taraflar. Şaşkın ifade olmasın diye kaşın uç kısımları, lateral yan taraflarını kaldırmak gerekiyor. Onun dışında alt göz torbalanması var. Buna bağlı bir gözyaşı deformitesi oluşmuş. Renk olarak da alt göz kapağında bir hafif renk değişikliği var, bir miktar koyuluk var. Bak o rengi ben görmemiştim mesela. Hafif siz bir, tabii evet, daha hafif bir koyuluk var. Tabii uzman olarak bakıyorsunuz. Göz küresi mesela özellikle yan taraf göz bebeği dediğimiz kısma kadar neredeyse gelmiş. Bizim için esas kriterlerden bir tanesi de o. Göz üst göz kapağının göz bebeği sınırına yaklaşması artık bir işlem gerektirdiğini. Anlamını taşımaya başlıyor o andan gösterir. İtibaren. Görme alanını etkilerse veya baş pozisyon yapmaya başlıyorsa artık kesin gerekiyor diyebiliyoruz yani. Çünkü hastayı da çok yoracaktır muhtemelen o. Dedim ya artık rahat bir şekilde hareket edemez durumda ve baş ağrısı bile yapacaktır. Belki başka problemleri de olacak. Elleriyle kaldıran hastalarımız var. göz kapağını açmaya çalışırlar elleriyle bir şeye bakarken veya hani görmek için. Rahat daha geniş görebilmek için. Temel olarak hem görsel amaç hem de fonksiyonel amaçla tedavi diyebiliriz. Hocam bu kadar deforme olması bu gözün yaşanmışlıkla mı alakalı? Hani çok dert çektim de o yüzden böyle oldum mu? Yoksa genetik midir? Yani neye bağlı aslında? İkisine var aslında. Şimdi çok ağlayan, çok mutsuz olan insanların gözaltı torbaları daha belirgin oluyor. Öyle mi? Gözyaşı deformitesi yani gözyaşı kanalı. Bir yerden hani su geçtiğini düşün devamlı. Orada bir yatak oluşturur. Bir dere veya bir nehir bir yatak oluşturur. Buradan devamlı ağladığınız zaman orada bir yatak oluşuyor, çukurlaşıyor. Gözyaşı torbalarınız belirginleşiyor. Tabii ki hani ikisi de aynı anda var. Hem genetik hem de yaşanmışlık etkiliyor. Ondan sonra
Tabii bunun dışında hani stres, hayat... Çok da dert etmemek lazım aslında tabii diyoruz ama... Tabii onun için hep diyoruz hani mutlu olmak, gençliğin en büyük sırrı mutlu evet, olmak. Evet, hani. Mutlu olmak, doğru. Tabii bunu zorlamak lazım. Tabii ki her insan yani nasıl mutlu olalım bu kadar, bazen insanların dertleri var, kederleri var. Olabildiğince mutlu olmak için nedenler kovalamamız lazım. Evet, doğru. Yani geç kalmanın söylediniz. Sırrı bu. Yani bir nedenler buluruz illaki. Buradaki işlemde hangisi hocam? Burada gözyaşı devrimi bir tanesi onu göstermiş. Orada bir oluk görüyorsunuz hani. pardon. Gözyaşımız, şöyle bir gözyaşı bezi diyelim. Üst göz kapağının üst tarafında, dış tarafta bulunuyor. Buradan salgı işte ağladığımız zaman veya gözün ihtiyacı olduğu kadar gözyaşı salgı yapar. Gözümüzün devamlı nemlenmesi lazım. O gözyaşıyla devamlı ıslak tutulması lazım. Burada ağlama veya fazla gözyaşı bizim gözümüzün iç kenarında bir kanallar var, buruna aktarılır. Hatta ağlarken burnumuz da akar illa hani biraz onunla bağlantılıdır. Doğru. Ağladığımız zaman bu kanallar yeterince buruna aktaramıyor. Onun için dışarı akıyor. Aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi dışarı aktığı orada bir kanal oluşturuyor, bir çukurluk oluşturuyor. Bu da bir deformite görünümü neden oluyor. Gözlerde çökme görünümü hani yaşlılık olarak algılanıyor. Veya hani işte hepsi de ya yorgun musun, uykusuz musun gibi hastalara sorular soruyorlar. Hayır uykusuz değilim, yorgun değilim ama ona rağmen hani öyle bir görüntü oluşabiliyor. Rahatsız edebiliyor. Bir süre sonra bu söylemler canını sıkabiliyor. O zaman hani artık tedavi ettirme yoluna başvuruyor hasta o zaman da. Bundaki de aynı mı? Diğer düşüklük gibi yapılan işlemlerde. Bunda dolguyla hani dolguyla tedavi ediyoruz. Az önce bahsettiğim gibi çok ileri derecede değilse ve gözaltı torbalanması yoksa hani gözaltı torbalanması evet. Ayrı bir başlık. Yani daha kolay bir işlem. Tabii daha kolay bir işlem. İzleyicilerimiz ya da hastaların korkacağı bir şey var mı diye hep öyle sorulur. Şöyle söyleyelim. Tereddüt edilir ya hocam. Mesela biraz önceki hastada çok fazla işlem yapacaksınız dediniz. Hem kaldırma hem işte germe hem aşağıya alma torbaları alma. Hani onun korkuları ve kaygıları mutlaka olacaktır. O yüzden dillendirmenizi istedim. Şöyle gözaltı dolgularında veya göz çevresi dolgularında kesinlikle hekim tarafından zaten evet, hekim dışındaki önemli. Bir insanı yapması doğru değil. Yasal olarak da hani bu doğru değil. Hekim tarafından yapılması çok önemli. Çünkü hani burada yanlış bir uygulama başınıza çok büyük belalar açabilir. Çok önemli bir bölge, damarsal anlamda çok önemli bir bölge. Çok fazla damar yapının olduğu bölge ve ince bir deri. Burada hani tecrübesiz veya hani ehil olmayan kişiler tarafından yapıldığı zaman işin ucu hani körlüğe gidebilecek kadar başınıza belalar gelebilir. Zaten biz dolgu işlemini yaparken bunun tedbirleri var. İşte iğneyi batırdığımız zaman veya hangi bölgelere batırılacak, hangi seviyede dolgu enjeksiyonu yapılacak veya diyelim ki bütün bunlara rağmen olumsuzluklar oluştu ki oluşabilir hani bunlar. Elimizde bir silahımız var, bir şeyimiz var, panzehirimiz var. Biz tespit ettiğimiz zaman anında hemen orada eritici bir maddemiz var, dolgu eritici. Bir problem gördüğümüz zaman hemen onu kullanıp tekrar dolguyu iptal etmemiz gerekiyor. Hani bir dolgu yaparken her şeyinizin hazırlıklı olması gerekiyor. Hani sadece basit bir iğne enjeksiyonu olarak bakmayalım. Hani hani ne kadar çok bilirseniz o kadar çok riskini de biliyorsunuz. Veya ne kadar çok işin içindeyseniz ayrıntılarını biliyorsunuz. Hani dışarıdan biz duyuyoruz hani ehil olmayan yerlerde ehil olmayan veya sağlıkçı olmayan kişiler tarafından yapılıyor bunlar. Biz buna hani şeydir, cahil cesaret ediyoruz. Yani evet, affedersiniz, affınıza sığınarak söylüyorum. Gerçekten doğru hocam. Çünkü onun risklerini bilmediği için çok rahat uyguluyor. Ta ki başına gelene kadar. Ama başından geldiği zaman tabii ki medyadan takip ediyorsunuz. Ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Hani bunu söylediğim riskler çok sık görülen şeyler değil. Hani dünyada saysanız 3-5 tane belki ama bu tür vakalar bildirilmiştir. Tabii risk hem risktir. Hasta açısından hem sizin açısından risk teşkil ediyor. Tabii ki korkmak gerekiyor bazı durumlarda ama güvenli bir durumda yaptırıyorsanız ve hekiminize güveniyorsanız ve tedbirleriniz tam alınmışsa rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Onu da söyleyelim hani. Siz o konuda hassassınız biliyorum. Bir de sabah da konuştuk ya hasta takibi çok önemli. Kesinlikle. Sizin ulaşılabilir olmanız ve yaptığınız hastayı sürekli nasılsın, ne durumdasın diye kontrol. Bunu istiyor hasta değil mi evet. Hocam? Yani şöyle diyelim,
Ameliyat olmadan önce yani onları yok sayıyor genellikle bakış açısı. Ben işte ameliyata odaklanıyor. O ana odaklanıyor. Doğru. Biz ne kadar da anlatsak ya sonrasında işte bakın şişecek, moraracak, şöyle olacak. Yok o başka. Onu yani unutuyoruz çünkü heyecan var. Bir beklenti var. Onları genellikle unutuyoruz. Ameliyat sonrası tekrar hani bir bebek, nazlı bebek gibi tekrar şey yapıyoruz. Hani anlatıyoruz tekrar hani konuşuyoruz. İşte bunların geçeceğini, bir süreç olduğunu anlatıyoruz devamlı iletişim halinde. Hatta bazı hastalarımız her gün böyle veya 2-3 günde bir devamlı resim atarlar. İşte ya işte böyle, işte nasıl olacak? Hani yüz yüze görüşemesek bile. İşte onları hani telkin ederek hani bunların işte bir süreç olduğunu, normal bir süreç olduğunu, bunların normal olarak yaşanması gerektiğini, yavaş yavaş geçeceğini anlatıyoruz. Hı hı. Belli bir aşamadan sonra zaten hani bir güven ilişkisi oluştuğu için belli bir aşamadan sonra o da zaten hastanız da anlıyor. Evet tamam işte doktorum dediği oluyor. O zaman rahatlıyor. O dedikleriniz aşama aşama olunca ve ortaya çıkınca bir rahatlama yaşıyor. Evet. Hemen şöyle bir soru vardı hocam. Acaba estetikle mi ilgili bilemedim. Size bir yönlendireyim. İyi yayınlar demiş izleyicimiz. Gözlerimden sürekli yaş geliyor ve yakıyor. Kızarıklıklar da meydana geliyor. Birkaç kez doktora gittim. Yardımcı olur mu hocam dedi. Acaba kanallarla mı ilgili ya da başka bir problem mi? Size bir sorayım istedim. Şöyle biraz göz hekimi meslektaşlarımızın alanına girebilir bu durum. Nasıl gözümüze devamlı yaşarma oluyorsa, bu az önce bahsettiğim gözümüzün iç kenarında buruna doğru geçen bir kanal var. Bu kanaldan gözyaşlarımız akıyor. Buruna doğru gidiyor ve hani biz gün içerisinde fark etmeden gözümüzün salgıladığı gözyaşı buradan gözümüzü ıslatarak kanalda buruna geçiyor. Bu kanal tıkandığı zaman gözümüzde aşırı bir yaşarma görebiliriz. Gözyaşımız dışarı akar çünkü kanaldan içeriye geçmiyor. Bunu olabilir. Onun dışında kirpik dipleriyle alakalı bir problem olabilir veya kirpikler bazen dışa dönme, içe batma gibi rahatsızlıklar olabiliyor. Bu yapısal olabiliyor veya bir kaza veya bir travma geçirdikten sonra veya göz kapağıyla alakalı bir rahatsızlık geçirdikten sonra da veya göz kapağını etkileyen sinirlerin hasarına bağlı da bu rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. Göz kapağının özellikle içe doğru kıvrılması, kirpiklerin göze doğru batma yapması da hani çok sık şekilde yanma, ağrı, batma hissi ve göz yaşarmasına neden olabilir. Göz kapağının dışa doğru, yani ektropiyon dediğimiz bir olay var. O da dışa doğru bükülme olduğu zaman, bunda da yine aynı şekilde göz kuruluğu, yanma, batma hisleri olabilir. Bu hastalarda yanma, batma, göz kuruluğu olanlarda cerrahinin dışında tabii ki devamlı olarak şey kullanması, gözyaşı, suni gözyaşı kullanması gerekiyor. Onun dışında kalıcı bir tedavisinde tabii ki cerrahi bir müdahale şart bunlara. Bu nedenler olabilir ama yine dediğim gibi hastamızın hani şey olması gerekiyor, bir gözle görülmesi gerekiyor. Bahsettiği yapısal bir problem. Hani göz hekimlerinin de bakabileceği bir durum olabilir. Bizim de müdahale edebileceğimiz durum olabilir. Onun için görmek zaten gerekiyor. Zaten paslaşarak mutlaka tabii hareket ki, hani, ediyorsunuz. Tabii ki orada mesela punktum dediğimiz o gözyaşı kanalı tıkanıklığı varsa zaten bunun tedavisini göz hekimleri yapıyorlar. Onlar o kanalı açmak suretiyle bir tüp yerleştiriyorlar. Hani aslında çok zor olmayan bir tedavi yöntemi ama göz hekimlerimiz yapıyor onu. Dediğim gibi diğer yöntemler için de bir görmek gerekiyor görmek tabii ki. Yani. Doğru. Ona göre yönlendirme zaten yaparız. Zaten bilgi için işte geniş bilgi için ulaşabileceğiniz telefon numarası. Klinikte de çok tatlı hanımefendiler. Telefonlarınızı bekliyor oradan. Görüşebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Hocama da direkt ulaşabilirsiniz tabii ki. Hocam bu içe dönmesi dediniz ya. Bir kaza nedeniyle mi oluyor? Kendiliğinden olabilen bir durum mu? Ya da doğuştan karşılaştığımız bu dışa içe dönme. Orayı biraz daha açalım mı? İçe dönme nasıl oluşuyor? Entropiyon dediğimiz bir olay. Çoğunlukla travmaya bağlı oluşabiliyor. Bazen yaşlı hastalarda hiçbir neden olmasını da görebiliyoruz. Veya geçirilmiş bir ameliyat bir şey vesaire bir şey olabiliyor. Buna bağlı olabiliyor. Doğuştan olanlar hastalar da var. Hani bunlar kirpikler devamlı göz içerisine batma belki dökülme yapıyor. Devamlı işte sulanma, kaşınma, ağrı hep böyle kızarık ve yaşarma halinde vardır bu hastalarımızda. Bir cerrahi prosedürle kirpikler dışa doğru tekrar eski haline çevirtilerek bu rahatsızlıktan kurtulabiliyor. Dışa dönme ise ektropiyon ismini verdiğimiz bir rahatsızlık. Bu da yine aynı.
göz çevresiyle, gözaltıyla alakalı bir kırık, bir ameliyat sonrası veya göz altı yara alınması, bir trafik kazası, herhangi bir yara alma sonrası veya bir ameliyat sonrası oluşabiliyor. Göz kapağı aşağıya doğru sarkma ve dışarı doğru dönme yapıyor. Bu zaman gözyaşımızı tutamıyor göz kapağı içerisinde ve dışarı akıyor, devamlı sulanıyor. Bu zaman gözlerimize kuruma yapıyor bu çok da. Çok zor bir durum değil mi hocam? Çok sıkıntılı. Evet. Belki dışarıdan baktığın zaman çok böyle küçük bir şey gibi evet. görünüyor ama insanın günlük ve iş hayatını inanılmaz derecede etkileyen bir durum. Bunun için de yine bazı cerrahi prosedürler var. Bunlarla düzeltilebiliyor tabii ki. Hani hasta normal hayatına dönebiliyor. Böyle tedaviler var. Bunlar tamamen fonksiyonel rahatsızlıklardır. Estetik kaygılar değildir. Dışarıdan belki estetik gibi görünebilir ama ciddi bir şekilde hastayı rahatsız eder. Günlük hayatını çok kötü bir şekilde etkiler bunlar. Çok önemli bunlar da. Doğuştan olan göz kapağı rahatsızlıklarından bahsetmiş bir izleyicimiz. Ondan da bahsedelim mi? Doğan çocuklarda olan, yani doğuştan olmuş ve tedavisi var mıdır diyor. Şöyle bir toparlayalım o zaman. Bahsettiğimiz aslında birçok rahatsızlığın doğuştan olma ihtimali var. Var. Bugün i̇şte, konuştuklarımızın da. Özellikle göz kapağı rahatsızlığının en çok görmediğimiz şeyler düşüklük çocuklarda. Hani bunu bazen sadece izole, tek başına göz kapağı düşüklüğü de olabilir. Veya bir sendromik bir hastalık, yani başka bir hastalıklara ilave olarak, hani bir parçası olarak da görülebilir bunlar. Özellikle kas hastalığı varsa bunlar yaşanabiliyor. Tabii ki bunlar ayrıntılı bir muayeneden, işlemlerinin geçilmesi gerekiyor. Bazen göz hekimleriyle birlikte koordineli çalışıp birlikte ameliyatlar veya hani, kombin ameliyatlar olabiliyor birlikte. Tedavisi tabii ki aile bu konuda çok tedirgin oluyor. Hani bunlar uzun süren bir tedavi önlerinde yollar var. Yani yıllar içerisinde tekrar devamlı kontrol altında tutulması gerekiyor. Çünkü tekrarlayabiliyor. Göz kapaklı şunu tedavi ediyorsunuz. Bunun bir dengesi olması gerekiyor. Çünkü normalden de fazla açık kalmaması gerekiyor. Bazen hani fazla olursa göz kapağı bu defa açık kalabiliyor. Bu da bir sıkıntı. Ya, onun için yıllar içerisinde hani çok milimetrik, yani dengeli çok, olması çok gereken önemli. Şeyler. Zaten çoğunlukla mikroskop altında yapılan işlemler bunlar. Yıllar içinde bunun uzun bir süreç. Hani sabırlı olması gerekiyor ailenin. Ve hekimiyle devamlı iletişim halinde devam etmesi gerekiyor. Çocuklarda tabii daha da zor bir durum oluyor. Kesinlikle, aileler evet. daha kaygılı oluyor. Özellikle dediğiniz gibi kas hastalığı olan çocuklarda herhalde daha fazla görülüyor. Evet. Ama işte sizin gibi doktorlar olunca çaresi vardır diyoruz. Ama o kadar güzel yaratılmışız ki hocam. O kadar milimetrik hesaplarla, öyle güzel bir dengeyle yaratılmışız ki. O mucizeyi de gör. Yani siz herhalde her dakika o mucizeyle karşılaşıyorsunuz evet. ve gözlerinizin önünde oluyor. Şöyle diyelim, aslında tamamen konu dışı. Evet. Aslında bir insanın tas tamam, eksiksiz dünyaya gelmesi tamamen mucize. Evet. Yani bu başlı başına mucize. Yani aslında o kadar varyasyon var, o kadar hastalık, o kadar rahatsızlık oluşabilir ki. Ama bir insan tas tamam bir şekilde dünyaya gelmişsek bu mucize aslında. O zaten aslında. Bir mucizedir ve başlı bir şükür başına. Sebebidir de aslında. Kesinlikle. Devam edeceğiz efendim son bölüm için. Hem de yemeğimizden güzel kokular gelmeye devam ediyor. Sorularınızı cevaplandıracağız. Yine kısa bir ara, hemen geliyoruz. Efendim devam ediyoruz. Operatör Doktor Mehmet Özhan Hocam bizimle birlikte. Göz kapağı rahatsızlıklarının tedavi yöntemlerini konuşuyoruz. Şöyle bir bahsedeyim, yeni gelenler olabilir. Kapanma sorunlarından, kırışıklıklardan, morluklardan, torbalanmalardan bahsettik. Göz kapağı düşüklüğü çok önemliydi. Hem bakış için hem de insanları yormaması için çok önemli bir fonksiyonel rahatsızlık, bir sağlık problemidir dedi Mehmet Hocam. Onları konuşuyoruz. Sizden gelen sorular var. Hemen şöyle bir soruları cevaplandıralım. Sonra tekrar gözaltı torbalarını konuşmaya devam edeceğiz. 45 yaşında bir bayan izleyicimiz hocam. 3 yıldır göz kuruluğu var.
O sanırım farklı bir konu sizin için ama bir ay önce de göz kapağım düştü. Ne yapmalıyım demiş izleyicimiz. Kurulukla alakası yoktur değil mi? Hayır, mesela göz kuruluğu bende de var. Hani göz kuruluğu tamamen farklı bir olay. Gözyaşınızın yetersizliğiyle alakalı bir şey. Suni gözyaşı kullanacaksınız. Hı-hı. Onun için ekstra bir durum. Ben de kullanıyorum hocam. Herhalde gözlük kullananlarda biraz daha mı çok oluyor? Gözlük aslında biraz rahatlatıyor. Rahatlatıyor, biraz evet. Biraz rahatlatıyor yani, dinlendiriyor. O ayrı bir mevzu. Hani, ama sizi şuna bağlı olabilir. Sizi ilgilendiren kısım göz kapağımın düştü, ne ama yapmalıyım kısım. Ama bahsettiğimiz rahatsızlıklara bağlı bir göz kuruluğu varsa tabii ki işte ektropion dediğimiz hani göz kapağın dışa dönmesi falan vesaire. O gibi durumlara bağlı olabiliyor veya göz kapağın açık kalması, kapatılamama durumu, lagoftalmus dediğimiz. O gibi durumlarda da tabii bir belirti olarak göz kuruluğu görülebiliyor. Göz kapağın düşmesi bir olay sonucunda mı oluyor, kendisinde mi oluyor veya herhangi bir sinir hasarı, bir yüz felci geçirmiş mi? Hani bunları bilmek evet, lazım. Bunları tek bilmek taraflı lazım. Mı, çift taraflı mı? Fonksiyonel amaçlı göz kapağı düşüklüğü mü yoksa sadece görsel işte yaş almaya veya göz kapağın sarkmasına bağlı. Buna göre ayrı değerlendirmek lazım. Fonksiyonel amaçlıysa veya tek taraflıysa tabii ki bir kasa müdahale veya askılama operasyonuyla düzeltilebilir. Hı hı. Ama göz kapaklarımız, üst göz kapaklarımızdaki sarkmaya bağlıysa blefaroplasti az önce ekranlarda var olan bir işte derinin çıkartılması, göz kapağı ameliyatı yani göz kapağı germe diyelim hani. Öyle bir ameliyat gerekiyor. Kasın ve işte oradaki fıtıklaşma yapan yağ dokunun çıkarılması gereken bir durum. Bu şekilde hani ayrıntılı değerlendirmek lazım. Görmek kesinlikle lazım. Hani görmek lazım. En azından bir resim bile olsa bir nebze hani %100 fikir beyan etmek zor olur resimden ama bir nebze en azından veya daha ayrıntılı bilgi verirse hastamız yardımcı olalım. Ya da sizi arayıp tabii sizinle arayıp de hani görüşebilir. Ayrıntılı bilgi verebiliriz. Ayrılırsa hastamız bir yardımcı oluruz. Bir annenin sorusu var hocam. Çocuğumuzun doğuştan sağ gözünün kapalı, açılmıyor. Ağzını kullanınca biraz açılıyor ama yeme kası ile açıp kapama kasının bir olduğunu söylediler. Bizi aydınlatır mısınız? Çocuğum 7 yaşında demiş izleyicimiz. 7 yaşında. Doğuştan sağ gözünün kapağının açılmaması. İşte yine aslında tamamen görsel şeyler, muayeneye değerli şeyler veya bir sendromik başka bir rahatsızlıkların bahsettiği gibi hani iki kasın birbirine bağlı olması gibi bir durum söylemişler. Ya bunların ayrıntılı değerlendirilmesi daha çok hani bu göz kasının işte güçlerin ölçülmesi, işte bunun ayrıntılı muayene edilmesi tamamen bir göz hekimine hani başvurmasını ben tavsiye ederim. Evet. Bu hastamızın hani bir göz hekimi öncelikle... Evet, tedaviden sonra belki kaldırma işlemi olacağı zaman siz müdahale ediyorsunuz değil mi hocam? Evet, hani dedim ortak bir alan aslında bu. Hani tamamen plastik cerrahi veya tamamen işte gözün diyemiyoruz. Aslında iç içe hani tıp hep iç içe girmiştir evet, zaten doğru. Böyle. Aslında diğer meslektaşlarımla iç içe girmiş bir alan. Tabii göz küresini veya göz iç kaslarını hani gözümüzü hareket ettiren sağa sola yukarı aşağı hani orbita içi dediğimiz bölgedeki kasları ilgilendiren kısımlar daha çok göz hekimlere müdahale ediliyor. Biz daha çok dışarıdaki gözün çevresindeki yapılara hani müdahale etmemiz söz konusu. Dediğim gibi öncelikle bir göz hekimi aynı zamanda bir plastik cerrahı da tabii ki aynı anda değerlendirebilir. Zaten çünkü sinir ve kasla alakalı bir durumdur. Zaten göz hekimi görünce size mutlaka pas atacaktır. Veya bunlar bazı hastalıklar hani ikisi tarafı ilgilendiren hani her branşla konsey dediğimiz yapılar var olur hastanelerde. Hasta tek hekim karar veremiyorsa veya tek branş hastanın bilgileriyle birlikte diğer hekimlerin de görüşü alınır, sunulur. Ona göre ortak bir karar çıkar ortaya. İşte şöyle bir ameliyat yapalım veya siz şöyle yapın veya kombine, organize bir şey işlem yapalım diye. Muhtemelen bu hastamızın öyle bir konsey durumu veya yani hekimlerin birlikte bir karar verebileceği bir durum olabilir. Hem göz hekimi, belki çocuk nörolojisi işin içine dahil olmak isteyecektir oraya. İşte plastik cerrahi işin içinde olabilir. Hani bu çünkü dediğim gibi sendromik bir durum da olabilir, diğer kaslarla alakalı bir anomali de olabilir. Ayrıntılı tetkikten sonra hani tedavi karar verilmesi gerekir. Zaten hani 7 yaşında olsa mutlaka bazı hekimlerimizin görüşlerini, meslektaşlarımızın görüşlerini almışlardır tamam. Diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Hani buradan hani diyebileceklerimiz bunlar oluyor maalesef. Hani daha ayrıntılı görmek bir şey de tüm fikir bunları vermek için evet doğru lazım. Sizin görmeniz gerekir. İzleyicimiz demiş ki, bayan izleyicimiz 42 yaşında, benim de arkadaşım, 3 yıldır var sadece morluk. Daha öncesinde evet. Yoktu. Yorgunluk belirtisi midir? Nasıl tedavi ediliyor diyor. Gözaltı... Sonradan olmalarda başarı oranı tabii, yüksek başarı oranı daha yüksek. Evet, hani
Çünkü hemen uzun yıllar boyunca kalıcılık değil, doğuştan ve genetik değil hani. Onun için hani yeni olmuş, taze olmuş şeyleri hızlıca, daha hızlı çözebilmek veya daha kalıcı olarak çözebilmek mümkün. Bunun farklı yöntemleri var. Tabii ki hastayı görüp birlikte karar veriyoruz biz buna. İşte dolgu, ışık dolgu, gözaltı ışık dolgusu halk arasında söylenen ismiyle. İşte PRP veya gözaltı mezoterapileri var. Veya lazer uygulamaları var kombine. Bazen lazerle kombine ediyoruz. Bazen de hani sadece enjeksiyon yöntemleriyle tedavi ediyoruz. Aslında görüntüleri vardı o ışıkla yapılanların herhalde. Onu da verirse yönetmenim daha iyi tedaviyi de görmüş olurlar. Çünkü o konuda sıkıntıları oluyor. Bazen dediğim gibi şeydir. Torbalanmaya bağlı da bazen hani gölgelenme, ona bağlı bir morluk görüntüsü de oluşabiliyor. Buradan hani bir torbalanmaya da bir kısaca değinelim. Gözaltı torbalanmalarında hani bu da yine göz elastikiyetinin kaybolması, işte derinin elastikiyetini kaybetmesi, gözaltı kaslarının incelmesi, zayıflama sonucu, işte alt göz kapağımızda bizim 3 tane yağ paketi var. Bunların dışarı doğru sarkması şeklinde göz torbaları oluşuyor. Biz önceden göz torbaları ameliyatında yine üst göz kapağında olduğu gibi yağları bir miktar alıyorduk gerektiği kadar. Bu şekilde tedavi ediyorduk. Tabii ki bu yıllar içerisinde zayıfladıkça orası daha bir çukurlaşma oluyordu. Artık o yöntem giderek terk ediliyor. Şu an şunu yapıyoruz. Gözaltı olan, göz altındaki torbalanmanın alt kısmında, ekrana getirirse yönetmen arkadaşımız, bir orada bir gözaltı torbalanın altında bir çukurluk oluşuyor. Burada iki tane sorun var. Bir yerde fazlalık var. Üst tarafta fazlalık var. Alt tarafta çukurluk var. Biz aslında üst taraftaki fazlalığı gözaltı torbalarını, oradaki yağ paketlerini almıyoruz. Alt tarafa doğru, çukurluğa doğru kaydırıyoruz. Bu şekilde iki şeyden kurtulmuş oluyoruz. Biz torbalanmadan kurtulmuş oluyoruz. Bir de gözyaşı deformitesi dediğimiz o alanı bu yağlarla kalıcı bir dolgu sağlamış oluyoruz. Bu şekilde daha düzgün, daha pürüzsüz bir gözaltı i̇ki ediyoruz. İki işlem bir arada yapılmış tabii, oluyor. İki şeyden aynı anda kurtuluyoruz. Evet. Hani bu yöntem artık daha çok benimsenmeye başladı son dönemlerde. Çünkü biz o yağlara ihtiyacımız olacak. Onun için onları çıkarıp atmıyoruz. Direkt aşağıya doğru, gözyaşı oluğuna doğru o torbaları kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde hem torbalardan kurtuluyoruz hem de o gözyaşı oluğunu bu şekilde doldurmuş oluyoruz. Kalıcı bir dolgu sağlamış oluyoruz. Alt göz kapağında üstteki olduğu gibi bir kas çıkarma veya bariz çok fazla cilt çıkarma yapmıyoruz alta çekmesin diye. Çok az, minimal bir cilt çıkarması yapıyoruz. Daha çok esas ana konu burada. Göz torbalarının, o göz altı yağ torbalarının yer değişimiyle sağlıyoruz. Transpozisyon diyoruz. Bu son dönemde daha popüler bir artık ameliyat haline geldi. Çok da güzel, başarılı sonuçlar oluyor. Göz Hocam, altımız bayağı bir toparlıyor. Hocam ne kadar milimetrik hesaplar yapıyorsunuz ya. O yüzden kolay kolay cerrah olunmuyor herhalde. Yani şu anlattığınız, oradan onu minicik alıyoruz, oraya milimlik bir şey koyuyoruz falan. Çok zor işlemler bunlar. Yani ellerinize sağlık diyorum. Teşekkür ederiz. Tabii herkes hani dışarıdan bakınca herkese farklı görünüyor. Ya böyle o kadar hızlı anlatıveriyorsunuz ama biraz... Tabii işlem daha ayrıntılı. Ben sıkmamak için çok detaya girmiyorum. Evet. Hani seyircilerimiz şey yapmasın, hani sıkılmasın diye. Detayda boğulmasınlar diye. Yok hocam. Genel hatlarıyla konuşuyoruz. Daha böyle hani çok terminoloji kullanmamaya çalışıyoruz olabildiğince. Anlayabilecek durumda, herkes bir insan anlayabileceği durumda konuşmaya çalışıyoruz. Şurada bir soru vardı. Evet. Hemen onu yönlendireceğim size. Mehmet hocama bir sorum var. Sağ gözümde, göz bebeğinde kahverengi kısmında bir ben var. Bu da göz renginde koyulaşma yapıyor. Alınması mümkün mü demiş. Sizin alanınıza girmiyor herhalde göz değil mi hocam? Müdahale etmemek evet. gerekiyor. Eğer görmenizi etkilemiyorsa bir şey değilse. Biz daha sadece çok... görsel amaçlı evet. göz bebeğine çok müdahale etmiyoruz. Ama dediğim gibi o da yine göz hekimlerinin baktığı bir konu. Göz küresi. Göz küresine göz hekimleri bakıyor. Onu şey yapalım. Bazen gözde lekelenmeler, benler oluyor. Bunlara müdahale edilmiyor. Yine de ayrıntılı bilgi için bir göz hekimine başvurması daha iyi olur. Evet.
Bir izleyicimizin sorusu daha var. 45 yaşında bayan izleyicimiz, görüntüyü verebilirsek. Arkadaşlar 3 yıldır göz kuruluğu var. Kapağım düştü, ne yapmalıyım diyor. Herhalde tek taraflı hocam. Şimdi göreceksiniz birazdan. Bakalım. Göz kapaklarım şişiyordu. Birkaç damla falan kullanmış. Uyku hali gibi göz kapaklarımda ağırlık var demiş izleyicimiz. Onu bir verelim ekrana görsün. Tek taraflı da olabiliyor, evet, mu hocam? Herhalde değil mi? Tek taraflı mı? Tek bana taraflı mı öyle geldi? Düşüklü var. Sağda göz kapağı daha fazla sarkma olmuş. Solda ise göğüm alan etkilenmeye gelecek kadar bir inme var. Kaşta da bir asimetri var. Bu bahsettiğimiz gibi tek taraflı bir göz kapaklığı düşüyor olmuş. Bu dediğim gibi az önce fonksiyonel bir ameliyat gerekir. Göz kapağının askılanması veya kas kısaltılması gibi bir işlem ile çözülebilir bu. Yani evet, hastamızı cerrahi müdahaleyle çözülebilir bu. Bakarken de sizin dediğiniz gibi daha net bakabilmek için kafasını kaldırma ya da gözlerini, evet, gözlerini açması, kaşlarını onu yoruyordur çalışma, değil mi hocam? O da önemli. Kesinlikle çünkü yorgunluğa neden oluyor. Gün sonunda bir süre sonra erken uyumak isteği, gözden dinlendirme isteği doğuyor bu hastalarımızda. Evet, sorular gelmeye devam ediyor. Biz gözaltı torbalarını konuşuyoruz Mehmet hocamla birlikte. Hocam, şu konumuzu da toparlayalım. Pek çok konu başlığını aslında bugün konuştuk. Evet. Düşüklükten bahsettik, kapanma problemlerinden, hatta içe ve dışa batmalardan bahsettik, morluklardan ve en önemlisi de torbalanmalardan konuştuk. Konumuzu bir toparlayalım. Sizin söyleyecekleriniz son olarak nelerdir? Şöyle özet geçelim. Özet geçelim. Evet. Göz çevresi kırışıklıklarımız varsa temel çözümü botulinum toksin, yani botoks uyguluyoruz. Hı hı. Etkisi 4 ile 6 ay sürüyor. Evet, bunu özellikle altını çizin. Sorular hala var. Bir kere, evet, diyor botoks yaptırdığımda ömür boyu gidecek mi diyor. Hayır. Artık cevaplamaktan bıktık ama. İlaç etki süresi belli olan, vücutta yıkılımı belli olan bir ilaç. Belli bir aşamadan sonra vücut bunu yıkıp, hı-hı, atıyor vücuttan. Onun için etkisi kısıtlı. 4 ile 6 ay sürüyor ortalama etkisi. Düzenli yaptıranlarda bu 7-8 aya kadar uzayabiliyor. Bir defa yaptırıp bir daha yaptırmazsanız hiçbir şey olmaz. Herhangi bir zararınız olmaz. Geriye, yani daha kötü olma gibi bir durum söz konusu değil. Genel anlamda da hani sistemik olarak vermediğimiz için, sadece bölgesel uyguladığımız için herhangi bir bilinen size ciddi bir yan etkisi yok. Onun dışında hani uyguladığınız bölgeye ufak tefek hani şey olma ihtimali var. Çözülemeyecek şeyler değil onlar. Çözülebilen ufak problemler olabilir. Hani enjeksiyona bağlı şişlik, morluk olabilme gibi bazen görülebiliyor. Bunlar geçici şeylerdir. Onun dışında botoksu rahatlıkla yaptırabilirsin. Giderek de artmaktadır artık. Kadınlar kadar erkekler de bunları yaptırmaya yöneldi. Herkes böyle hani daha böyle hani fresh, daha taze böyle şey bir görünüme sahip olma şey mutlu oluyorlar. Hani bu şekilde insanlar mutlu oluyor hani. Onun dışında gözaltı morluklarımız genetik ise çok fazla tedavide çok fazla ileriye gidemiyoruz. Sadece kısıtlı olarak açabiliyoruz bu renkleri. Sonradan oluşan, az önce bahsettiğiniz gibi hani 2-3 yıllık, evet, bir olaysa tedavi şansımız daha yüksek. Tedavide neler kullanıyoruz? Lazer, dolgu, mezoterapi, PRP gibi ürünler kullanıyoruz. Bunlar hastayla birlikte işte karışıklı konuşarak karar veriyoruz. Onun dışında gözyaşı deformitesi, göz altındaki gözyaşı olduğunu, tedavisi eğer aşırı derecede ise dolguyla tedavi ediyoruz. Dolgu kalıcı değildir, onu da söyleyelim. Etkisi ortalama 9 ile 12 ay arasında sürmektedir. Tekrarlanabilir. Tekrarlamazsanız yine dediğim gibi kalıcı bir zarar vermez. Yine eski de, haline döner sadece. Eskiden bir tık daha iyi olabilir. Çünkü bir tık daha iyi olabilir asit, bence. Dokuya destek ve nem sağlıyor. Su tutma özelliğinden dolayı. Orayı bir süre daha canlı tutabiliyor. Onun için hani eskiden daha kötü gibi olmaz etkisi geçtikten sonra. Bazen hani daha uzun süreli bir kalıcı bir fresh görüntü, daha taze bir görüntü sağlayabiliyor. Bunun dışındaki diğer konular, ana konular, üst göz kapağı sarkıklığı. Tedavisini cerrahi olarak yapıyoruz. Göz kapağı sarkıklığını alıyoruz. Oradaki sarkık kasları alıyoruz. Göz kapağındaki
yağ torbalarını, yağ paketlerinin gerektiği kadarını alıyoruz. Hani büyüklüğüne göre belli bir oranda alıyoruz. Mutlaka bir kısmını bırakıyoruz. Orada aşırı çökme olmasın diye, üst göz kapağımız çökme olmasın diye. Burada üst göz kapağını özellikle müdahale ederken kaşları birlikte değerlendiriyoruz. Gerekirse kaş kaldırma da yapılması gerekiyor. Çünkü kaşla göz kapağının oranı çok önemli. Biz göz kapağını gersek veya şeyini alsak bile fazlalığını, kaş düşükse yine gözünüz tam anlamıyla ortaya çıkmaz. Onun için kaşın bir miktar özellikle yan kenarlardan bir miktar kalkmasında fayda oluyor. Aslında çok düşükse. Aslında siz orayı yaparken mutlaka kaş kaldırmayı da beraberinde yapıyorsunuz. Sanki birbirinden ayrılmaz gibi görünüyor değil mi hocam? Rutin değil ama düşük olması lazım. Çünkü bu defa hani fazla lazım. Kalırsanız bu da şaşkın ifade olur. Doğru. Ya dedim ki tamamen denge ve hastaya göre tedavi. Hani rutin bir şuna şu yapılır değil de hastaya göre uygulamalar yapılıyor. Alt göz kapağında da bahsettiğim gibi torbalanmalar. Artık torbaları çıkartmıyoruz. Yağ torbalarını. Oradaki çukurluğa doğru yer değiştirme, transpozisyon dediğimiz yer değiştirme olayını yapıyoruz. Bu şekilde hem torbalardan kurtuluyoruz hem oluktan kurtuluyoruz ve bu işlem kalıcı oluyor. Yani tekrar bir dolgu, enjeksiyon vesaire gibi bir şey gibi değil. Ya da botoks gibi tekrarlanması gereken bir şey olmuyor. Bu cerrahi işlemler ortalama dediğim gibi bir hafta zaman ayırmanız gerekiyor. Çünkü şişlik, morluk olabiliyor. Onun için bir hafta zaman ayırmanız gerekiyor. Ameliyat sonrası bir süre gözyaşı, suni gözyaşı kullanmanız gerekebilir. Bir miktar kuruluk olabilir. Geçicidir bunlar. Kalıcı değil. İzin tamamen görünürlüğün kaybolması 6 ayı bulabiliyor. Erken dönemlerde çizgende göre veya kızarık bir şekilde görebilirsiniz. Ama 6 ay geçtikten sonra izlerin görünürlüğü hemen hemen kayboluyor. Bu şekilde bir özetlemiş olalım. O çok önemli hocam. Yani acaba iz kalacak mı? Çünkü siz orada bir kesme işlemi yaptığınız için görünecek mi? Hadi tamam uzaktan belki fark edilmiyordur ama yakınlaşıldığı zaman acaba fark edilecek mi? Korkusu, kaygısı hep yaşıyordur izleyicilerimiz ya da hastalar. Ya, o iz konusunda şöyle bir giriş yapalım. Evet, açıklık getirelim ona da. Kesilen her yerde iz kalır. Bu net. Hani biz de kessek, kazayla da kesilse iz kalır. Ama biz kestiğimiz zaman izi saklayabilecek şekilde kesiyoruz. Hani veya işte bu prosedürler tanımlanırken, ameliyat prosedürleri, izi olabildiğince saklayabilmek için. Aslında biz işsiz değil yaptığımız ameliyat, saklama şeklinde, izi olabildiğince az gösterme. Tabii burada dikiş teknikleri de var. Hani dokuya kibar davranma, dokuyu çok hasarlamadan dikme, bunlar tabii da önemli. Tabii orada cerrahın eli de önemlidir. Bunlar yani da önemli ama dediğim gibi bizim temel noktamız, plas yaralan izi, plas yara bir şey yaptığı zaman iz az belli olur denmesinin temel noktası izi saklayabilme. Mesela örnek vereyim, hasta geliyor mesela alnında bir kesik var, kazayla olmuş. İşte düşmüş veya bir şey kaza yapmış. Alnındaki kesik yatay ise alın çizgilerine saklanabileceği için iz daha az görünür. Dikey ise daha belirgin olur. Hani kazayla olan kesiler bizim elimizde olmadığı için o yüzden bir şey yapamıyoruz ama bizim yaptığımız ameliyatlarda kesiyi belirleyebildiğimiz ve planlayabildiğimiz için izleri saklama şansımız var. Ve onu da konuştuktan sonra programı sonlandıracağız ama mutfağı tabii giderek sonlandıracağız. Mutfakta da sonlandıracağız. Çok teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz. Sizin mesajlarınız için de teşekkür ediyorum. Pek çok soru var. Göz rahatsızlıkları ile ilgili soru da vardı. Aslında biz bugün birazcık estetik kısmıyla da ilgilendik. Tabii ki sağlık problemleri de önemliydi. Ama birebir görüşmek isterseniz bilgi için numaralar geçti. Oradan Mehmet Hocam'a ulaşabilirsiniz. Hocam çok teşekkür ederim. Yine doğru bilgilerle bizimleydiniz. Bütün ekibe selam. Oo, harika görünüyor. Çorba demişti Ülke ama tam bir ana yemek aslında. Evet, sadece çorba olarak değil. Bir ana yemek olarak da sunulabilir. Hocam nasıl görünüyor? Siz de güzel mutfakla da aranız iyidir. Bilirsiniz de lezzetli olanı. Güzel görünüyor değil mi? Renk ve şey olarak çok güzel. Harika. Kompozisyon. Ülkücüğüm şöyle bir izleyicilerimize kışıkla gösterelim bir de. Ha, şıkla göstereyim. Koku gelmeye başladım yavaş yavaş. Bir de kışıkla şeydir hocam, Antep yuvalaması. Evet. Çorba mı, ana yemek mi? Aslında çok meşakkatli bir çorba değil de
Bence ana yemek olarak da. Tabii aynen. Yanına pilav olunca ana yemek olarak kullanıyoruz biz. Evet. İçinde erişte de var da aslında pilavı falan erişte, da gerek yok. Nohut. Gibi. Yani oldukça besleyici. Çorba da ana yemekte. İçerisi ne diyor? Reji beğendi mi? Bugünkü yemeğimizi beğendi değil mi? Çünkü et var. Biliyorum. Az da olsa et var diyecekler. Evet, az da olsa et var. Çünkü erkekler özellikle et olsun yemeğin içinde istiyorlar. Eriştemiz vardı, köftemiz vardı. Ülkücüğüm özellikle söyleyeceğim bir şey var mı? Özellikle söyleyeceğim bir şey yok. 200 gram kıymam vardı. Hı. 200 gram kıymadan bir tencere yemek çıktı yani. Aynen öyle. Peki, hani kıyma almanızı bir ekonomikte aynı sağlıklı. Mutfak. Eriştemizi de kendimiz dilimlediğimiz için o da tabii ki sağlıklı, bol yumurtalı. Evet. Eline sağlık senin de. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şimdi ikram edeceğiz size de hocam. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Yine bekleriz diyelim. Programı sonlandırdık efendim. Gününüzün ilk yarısı bizimleydiniz. Her sabah olduğu gibi hanım elindeydiniz. İkinci yarısı da güzel geçsin inşallah. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.